Petrol ürünlerinin depolama ve dağıtım hizmetlerini yürüten Aydın BP Petrol'e konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Değerli izleyicilerimiz, Aydın ve Efeler Diyarımızdaki gezintimizi ara vermeden ve tüm hızımızla devam etmeye çalışıyoruz. Ve elbette birçok işletmeci ve insanlarla tanışmamız söz konusu. Lakin sizlere de bir Malpet istasyonundayız şu anda ve güler yüzlü, tatlı dilli, gerçek söylüyorum bunu, muhteşem bir arkadaşımla tanıştıracağım. Öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii, Gökhan Çadır, Malatyalıyım. Yaklaşık bir yıldır Aydın Nazilli'de görev yapıyorum. Aydın aşkı nasıl başladı Malatya'dan buralara kadar? Kısaca bir anlatır mısınız bize? Tabii, bundan yaklaşık bir 10 yıl önce askerliğimi Aydın'da yaptım. O zaman çok beğenmiştim Aydın'ı. İleride yaşayabileceğim bir şehir olarak görmüştüm. Kısmet, 10 yıl sonra yolumuz buraya düştü. Şöyle diyebiliriz o zaman, dileğiniz kabul olmuş. Aynen öyle, öyle. Başarılar diliyoruz. Birçok konuda tabii sizlerle alakalı bilgilere mevcutuz şu anda sahibiz ama hani siz dilinizden duymak daha hoş olacak diye düşünüyorum. Malpet istasyonları dediğimizde akla ne gelmeli? Tabii ki. Malpet çok büyük bir kurum. Öncelikle onu söyleyeyim. Oranın bir üyesi olmaktan, çalışan olmaktan ayrıca çok mutluyum. Malpet'in çok önemli bir sloganı var. Dost kapısı diye. Bu benim için çok önem taşıyor. Yaklaşık bir yıl önce buraya geldiğimizde bir misyonla biz başlamak istedik. Bu misyonun en önemli özelliği müşteri memnuniyetiydi. Her gelen müşteri bizim için çok değerli. Onları güler yüzle ağırlamak, ikramlarda bulunmak, akıllarında yer etmek en önemli amacımız, temennimiz. Çok şükür de bu amaçla devam ediyoruz. Çok daha güzel işler yapacağız inşallah, Allah kısmet ederse. İnşallah. Gördüğüm ve gözümden kaçmayan çok ince bir ayrıntı ve beni de buraya çeken bir ayrıntı aslında, doğrusu söylemek gerekirse. Müşterilerinize de aracı bırakır ve bırakmaz içeriye lavabo ihtiyaçlarını karşılamak veya marketten alışveriş yapmak için geldiklerinde hemen ellerinizde tepsilerle çay kahveler doluyor ve ikram yapılıyor. Bununla ilgili küçük bir bahseder misiniz? Tabii ki. Hani bu tamamen ekip işi. Ekip arkadaşlarım sağ olsunlar bizim dilekliklerimizi çok iyi algılıyorlar. Onlar da çok hassasiyetle, titizlikle bu konu üzerinde önem gösteriyorlar. Müşteri karşılama, güler yüz dediğim gibi çok önemli. Peki müşteri çok önemli dediniz. Bunu çok iyi anladık sizlerden. Lakin şöyle bir sorum daha var. Malpet istasyonu, şu anda bulunduğumuz istasyondan bahsediyorum. Günlük ortalama ne kadar bir yakıt tüketiyor, satıyoruz ve de aylık ne kadar satıyoruz? Onu da küçük bir aktaralım. Tabii ki değişkenlik gösteriyor. Ama şu anda yaklaşık 10 bin litreye kadar bir yakıt satışımız mevcut. Biz yani benim satıştan çok müşteri memnuniyeti anlamında her gelen müşterinin kıymetini iyi biliyoruz. Ona göre de zaten satışlarımız gün geçtikçe de artıyor. O zaman şöyle çok güzel bir konuyla bitirelim. Altın Rehber TV programına neler söyleyeceksiniz? Son olarak müşterilerimize nasıl bir gönderme yapacaksınız? Nasıl bir mesaj göndereceksiniz? Tabii önce sizi tekrar burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Demek ki güzel bir işler yaptık diye sizi de aramızda gördük. Aydın Denizli yolu karayolu üzerindeyiz. Herkesi bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, hizmet kalitemizi beğensinler. Görmelerini çok istiyorum. Sizi de tanısınlar en azından. Aynen öyle. Bir çay kahve ikram edelim burada. Bir anı anlatmak istiyorum ufacık. Buyurun, 35 yaşındayım. Hep araç kullanıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında gelip yakıt alıp çıkıyoruz. Sadece aklımda bir istasyon yer etmişti benim. Konya'da güler yüzle karşılamışlardı. Hala aklımda. Aynı felsefeyi burada uygulayıp müşterilerimizin aklında yer etmek istiyoruz. O yüzden de herkesi bekliyoruz. Ve kaliteye de hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz diyorsunuz. Tabii ki. Ben de söylemeden geçemeyeceğim. Konyalılar misafirperver olur. Bir Konyalı olarak kendimle gurur duydum şu anda. Konyalı hemşerilerimize de buradan çok teşekkür etmiş oluyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki görüşeceğiz illaki ama inşallah sizleri daha başarılı gördüğümüzde yarın bir günkü tekrar Aydın rotamızda gezerken sizleri ziyaret etmenin sözünü şimdiden veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, duymuş olduğunuz gibi sevgili izleyicilerimiz, muhteşem sıcakkanlı bir arkadaşımız, dostumuz diyebiliriz artık bu saatten sonra da. Bizleri misafir etti ve buradaki bilgileri sizlere geniş bir şekilde aktardık. Ve ne yapıyoruz? Gezintimize tekrar tüm hızımızla devam ediyoruz.